diyorsunuz sahada? Sahaya çıkabildikleri kadar tabii. Hangisi daha dertli? Ya ben öyle ya da böyle Cagney'nin daha çabuk kazandırılabileceğini düşünüyorum. Yani şeye göre, Laiç'e göre. Laiç'in eğer o kötü alışkanlığı varsa o biraz sıkıntı. Yani ondan kurtuluş, yani ailevi sıkıntıları falan tabii ki ona bir tetikleyici olur o durumlarda. Ama Cagney'nin sağ dışını hayatını bilmiyoruz, o hiç konuşulmadı. Ama Cagney iyi futbola daha çabuk döndürürsün. Hele bile bir hat-trick falan yaptı mı o hoş Tabii. geldin Cagney olur bir anda yani. Şarkılar besteleniyor. O da olur Mışmışlaması yani, daha kolay bir çocuk diyorsun yani. büyük takımsın bir anda bir forvetsin, hat-trick yapabilirsin. Bu çok Tabii. doğaldır. Kimse şaşırmasın. Galatasaray'da hat-trick var mı ya? Yok canım. 10 golün zaten çoğu penaltı. Öteki tarafta telefon numarası birden öteye çıkamıyor. 10 golde hat-trick yok galiba Cagney'in Galatasaray'da. Yok, öyle bir hat-trick hiç hatırlamıyorum. Cagney peki Galatasaray'a geldiğinde ikinci Dani etkisi olur mu? Hatırlıyorsunuz Cagney değil mi? Beşiktaş'a geldiğinde. Pardon, Beşiktaş'a geldiğinde. Ama işte Balotelli istiyordunuz, alıyorsunuz oğlum işte. Mario değil. Yerli Balotelli, Mario işte ya. Ha. Bunun yanına bir de gerçek Balotelli'yi getir. Nereye? Ama bu, gerçeğinden daha kontrol edilebilir. Tabii. Gerçeği fena. Ben dün ne dedim? Sergen Hoca Laiç'i kazanabilirse eğer Balotelli hayli hayli kazanır. Ben Sergen Yalçın'ın hiç Laiç'i kazanmakta uğraşacağını düşünmüyorum. Zaten hoca çok güzel özetledi. Yani orada ne zaman güçlenir? Artık oyuncular kendi işlerine bakacaklar. Dediği gibi formayı alacaklar yani. Orada da Doğukan var. Oğuzhan'ı soktu rekabetin içine. Ki Oğuzhan da eğer geri gelirse çok daha büyük bir kazanç yani. Olsan, Çünkü en Meysa, azından orada bir de bir şampiyonluk performansını biliyoruz. Aklımızın Atiba da on arkasında. numara oynuyor. Fırat Türkiye Kupası golü Akhisar'a attığı gol mü? 13 golün ikisi şampiyonluk getirdi diyeceğim de onu doldurmak istiyorum altına. Ziraat Türkiye Kupası 3 maç 1 gol. Akhisar attığı kafa golü mü? Olabilir. Şu O mu? anda Yani bizde var da dönüyor da ondan soruyorum. O gol mü? olabilir. Sol tarafa ekliyorum. Ya, Sol tarafına galiba check Fegoli edelim. getiriyor. Çalışmadığımız yerden sordum Mehmet Bak, Hayat. eğer öyleyse 13 gol 2 kupa. Eğer öyleyse Abi şey diyorum yani. ne garip şeyleri hatırlıyor ya. Bu da korkutmaya başladı beni. Allah. Yani 3 maç 1 gol deyince Ziraat Türkiye Kupası'nda olabilir. Olabilir. Ona bir bakmak lazım. Bence ekrana getirir. Eğer o golse ekrana getirir arkadaşlarımız. O kadar da çılgın bir işimiz mutlak. var. 13 maç öyle oluyor yani. Evet. Yani şunu söyleyebilirim. Adem Laiç'in Galatasaray tarafından çok istendiğini biliyorum. Çünkü yaz transfer döneminde Adem Laiç'in yine böyle bir takaslı ismi geçti Galatasaray'dan bir futbolcuyla. Tam hatırlamıyorum ama herhalde Fatih Hoca'nın istediği oyunculardan biri gibi gözüküyor. Ben merak ettim. Yani Adem Laiç'i Fatih Hoca aldığı zaman diyelim bir ilk 11 seviyesine getirdi. Yalnız kimi kesecek? Fatih Hoca'nın mesela kimi kesebilir şöyle ihtiyacı var ya. Yani Cagney'e de ihtiyacı var evet. bu takımın. İşte o da var. Falco'dan başka orada Aynen. oynatabilecek adam yok. Yoksa geçen sene mesela Andone vardı. Adem vardı. Gene Falcao'ya bir şey olunca iyi veya kötü onları oynatıyordu. Ekrana bir şey geldi. Bu gol mü? Bu değil mi arkadaşlar? Evet. Bu. Evet. Aksar maçı. Final değil mi bu? Evet. Final. Tamam işte. 3 maç. Şey pardon. 13 gol. 2 kupa. 2 kupa. Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nda finalde atılmış bu gol. Görevini yaptı. O sezonu da 30 golle tamamladı. Yani Mbaye Cagney de Adem'le işte bunlar kaliteli futbolcular. Önemli futbolcular ama işte sorunları takımlarla ilişkilerini bu noktaya getirdi. Yoksa fiziği falan muazzam. Şu anda Galatasaray Kalesi olan Fatih'in delirdiği pozisyonlar değil mi? Onlar bir kulübeye falan saldırmıştı. Öyle şeyler vardı. Tabii geçmişte yaşanmış ama. yaşanmış orada kalsın. evet yani her insan o sağ içinde değil mi hocam? O... Şimdi şuradaki geçtik pozisyonda kale arkasından bakarsak. Geçtin geçtin. Kulübeye saldıracağına biraz pozisyonuna dikkat etsin. Pozisyon içinde olsun değil mi Fatih? Çıktığı yere bakar mısın Fatih'ciğim? Yani Neyse. Önemli bir takas olursa eğer. Orta Belhanda tabii bu Kimse arada. De hayır demez diye düşünüyorum. Biz 4 evet mi aldık burada? Evet. Tabii takas siz meselesi. Beyefendi. Ben hangi takımda sen Konya Spor'u alırsın ikisini de. Abi. Hocam kimi vereceğim? Hayır ama şimdi bu kararı herhalde Galatasaray Teknik Direktörü verecek değil mi?
Bence Fatih Hocam'ın böyle bir şeye evet diyeceğini düşünmüyorum. Falcao'yla, yani Falcao'nun performansından şimdi, belki bir birini aldılar bir belki. Bir transfer olabilir ben mi? Öyle bir söyleyeyim mi hocam? Galatasaray'ın bütçesi mümkün mü? Hocam, böyle bir imkanı var mı? Ocak ayında hocam biz transfer yapamayız derlerse Jack ne kalır? Dediklerine Jack ne kalır? Fatih Hoca kalır. Sen olayı başka bir farklı yere getirdin abi. Zorla iç siyasete çekiyorlar. İç siyaset değil abi. Adam isyan ediyor. Haziran'dan beri isyan ediyor yani. 43 saatte her şey güzel oldu. Aynen, her şey döndü. 43 saat sürdü. O da döner demek ki. Buradan da 54, farklı bir her şey yolunda. Sonra. Her şey yolunda yani. Ya sezonun evet. Devamı sanki bu tür şeyleri çok belirleyecek. Hani Galatasaray bir şekilde o 1-0 futbol çok eleştirildi ama sonrasında bir bahar havası yakalar. Fatih Hoca yaptık yine yaparız dedi. Belki oraya kadar muazzam gidecekler. Bambaşka şeyler olacak. Bütün bu tartışmaları unutacağız. Futbolda bu da var hocam. Fatih Hoca sürekli Gölemaya çalıyor. Bak uğraşıyor adam. Yangının farkında. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajlar. Orada söylediği laflar. Evet. Hep karamsal tablo çizdi. Baktı taraftar telaşlanıyor ya da endişelenmeye başlıyor. Kendini ortaya koyuyor. Yaptık gene yaparız. Biz buradayız. Yani Başakşehir maçından sonra gerçek Galatasaray diyen Fatih Terim nerede? Kötü oynarken de kazanmak önemli diyen Fatih Terim nerede abi? Bir ay var arada ya. Evet. Bir ay var arada yani. Benim temel sıkıntım şu. Yani bir onun hayranı ve çok seven bir insan olarak bunu gazetecilik sınırlarının ötesinde bir şey söylüyorum. Sınırlarımızı esneterek. Ya hoca gülmüyor ya. Ben Fatih Hoca en son içten ne zaman güldü çok merak ediyorum. Ekran önünde ya da idmanda. Ya hoca gülmüyor. Bak Fatih Terim mutsuzsa Galatasaray mutsuzdur. Şampiyonluk kutlamalarında gülümsüyordu hoca. İşte ne zaman? Evet, 2 yıl önce. Yani Fatih Hoca gülmüyor ve ben bundan çok huzursuzluk duyuyorum. Sebebi de şu. Galatasaray'ı işin içine sokacak Fatih Hoca'nın ruh halidir. Ama Fatih Hoca gülmeyince o iş... Yani Galatasaray gülmez. Ben o kadar söyleyeyim yani. Hocanın yüzü de nasıl güler bilmiyorum. Ya belki bilmiyoruz kendi içinde yaşıyor bu koronayla olan mücadele sırasında bambaşka bir dünyaya evrildi. Bilmiyoruz yani evet. Hayatla ilgili sorgulamaları var evet. Ama ben bu gülünmemesinden çok şeyim. Hocanın Evet en büyük şansları maçların seyircisi olması. Bakın Galatasaray bu oyunları seyircili statta oynasaydı inan bana daha büyük problemler yaşardı. İnce ince ıslıklar başlar mıydı diyorsun? Daha büyük problemler yaşardı. En büyük şansları maçtan seyircisi oynanması. Çünkü iyi oynamak zorunda değiller. Kötü oynadıklarında onları protesto edecek kimse yok. Kötü oynadı 1-0 kazandı. Hadi güle güle gidiyorlar yollarına. Ama pandemi öncesinde de kütür kütür bir Galatasaray evet. Vardı. Yani pandemi başladı. Yani seyircisi olabilir. Galatasaray ürettiği handikap. Evet. Ardından o 8 hafta Galatasaray orada havlu attı zaten. O evet. Belki seyirci olsa çok daha farklı Galatasaray olurdu. Tam tersini de düşün. Olabilirdi. Fatih Hoca şöyle bir dönsün tribünleri, böyle bir yapsın. Ya defalarca görmedik kaç mi? Kaç defa öyle seyircili maç aldı? Yani yüzü gülmüyor derken seyirciyi gerçekten... Seyirciyi oyuna dahil eden Ender Hoca'lardan biri. Seyirci... Abi şöyle yapıp durdurduğunu biliriz ya. Seyirci saatli olmadır. Bak Selçuk'u bitiren seyircidir. Belanda'yı bitiren seyircidir, tamam mı? Üstelik kazanılan maçlarda oluyor bunlar. Yani şu son Ankara Gücü maçı, seyircili bir maç olsaydı inan bana daha sıkıntılı bir tablo. Yani Fatih Hoca... Kötü oynarken kazanmak falan filan dan ziyade daha farklı açıklamalar yapar. Ben mevcut Galatasaray takımının seyircisinin Fenerbahçe'nin yaptığı bu transferlerle göz önünde bulundurarak takımı kötü oynarken ıslıklayacağını düşünmüyorum. Tam tersi onları coşturmak için elinden geleni yapacaktır. Şimdi taraftarlar da görüyor her şeyi. Gürcan'cığım, şimdi senin rakiplerin gitmişler 18 tane yeni adam almış. Şimdi milli maç arası geliyor. 13 tanesi milli takıma gidecek aşağı yukarı. Geçen sefer öyle olmuştu. Şimdi Beşiktaş için de aynı şey geçerli bana göre. Galatasaray için de aynı şey geçerli. Şimdi benim diyelim ki gittim Beşiktaş takımına. Beşiktaş'ı desteklerim abi. Yani Galatasaray taraftarının da aynı şeyi yapacağını düşünüyorum. Yapar. Onu mutlaka yapar. Ki... Burada taraftar olsaydı Galatasaray takımını mutlaka desteklerdi. Yani o ıslıkları... olacağını düşünmüyorum. Hayır, ben. O ıslıklar başka yere giderdi. Islıklar oldu hep. Kimi ıslıkladılar? Selçuk ıslıkladılar. Kimi ıslıkladılar? Şu anki Belen'de mevcut ıslıkladı. Durumu konuşuyoruz. Hayır. Neden ıslıkladılar? Onların yürekten oynadığına ya da kani olmadıkları için. Kendilerini orada temsil ettiklerine inanmadılar. Yoksa son şampiyonlukta her yeni liginin arkasında geldiler. Havaalanında meşalelerle karşıladılar takım.
Yani Galatasaray'ı çok ciddi bir şekilde 2 senedir seyircisi ayakta. Peki Muslera'nın olmaması ne kadar etkiliyor Galatasaray'ı? Çok. Çok etkiliyor. Şüphesiz Fatih Hoca Muslera'yı, onun varlığını çok arıyordur. Geçen sezon şunu da hatırlayalım. 7 maç 5 gol yemiş hocam Galatasaray. Muslera sakatlanıyor. Ardından Luyendama, öncesinde Marcao, ard arda o arka üçlüyü Galatasaray kaybetti. 7 maç 5 sonrası. 2-1 yenildi. Kaç? 2 tane gol yedi ya. Fatih, kaleci Fatih. Fatih'in hatalı bir golü var. Mesela onu yemezdi. Alanya. Ben Muslera da hatalı goller yedi. Ama Muslera'nın olduğu, kaleye, arkasında Muslera'nın olduğunu düşünen bir defansın oyundaki güvenini rahatlığını düşün. Yani. Program bitiyor. Fatih, son cümleyi söyleyeyim abi. Fatih'le veya şeyle oynayanı düşün. Arkadaşlar, Fatih'lerim yüzü gülmüyor derken gerçekten, yani mecazi değil, gerçekten gülmemesinin ürettiği sıkıntıdan söz ediyorum. Yani yüzü gülmüyor işte, ah bir yüzü gülmedi değil. Gülmüyor adam. Böyle bir durum var. Son gülen iyi güler. Evet hocam. Peki bir ara, sana bir ardından futbol tekrar şeyle cevap veriyorum.